Dönemimizin sonlarına doğru geliyoruz. Yerel yönetim birimlerinin ne olduğunu iyi kötü kavramış olduk. Zaten biliyor idik, tekrar oldu. Şimdi birlik kavramını işleyeceğiz. Yerel yönetim birliği. Geçen hafta şirketleri işlemiştik, öyle hatırlıyorum. Yerel yönetim şirketlerini. Belediyeler şirket kurabiliyorlar. Artık belediye kanununda, il özel idaresi kanununda ve büyükşehir belediyesi kanununda şirket kurmayla ilgili madde var. Diyor ki şirket kurabilirler, prosedüre uygun olarak kurabilirler diyor. Yani Cumhurbaşkanı izni artı bunun üzerine takip edecekleri bir prosedür var tabii ki. Şirketler öyle. Böylece şirketleri yoluyla yerel yönetimler kendi hizmet alanlarının coğrafi olarak dışına çıkabiliyorlar. Yani örneğin Kırıkkale'de bir belediye düşünün. Kırıkkale Belediyesi şirketi var ise ne bileyim Ankara'ya da ekmek gönderebilir. Şirketi neyle ilgileniyorsa yurt dışından da malzeme alabilir, yurt dışına da malzeme satabilir. Öyle şeyler de düşünülebilir. Mesela Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Anfa diye bir şirketi var. Şirketin faaliyet alanı güvenlik görevlisi daha çok istihdam ediyor. Diyor ki örneğin Ankara'da bir üniversite hastanesine sizin de güvenlik görevlileriniz biz olalım diyebiliyorlar ihaleyle. Bekleyebiliyorlar bu şekilde. Birlikler yoluyla da kendi hizmet coğrafyasının dışına çıkabiliyorlar. Niçin birlik kurulur? Yerel yönetim birliği arkadaşlar tek başına yapamayacağı ve yaptığında dışsallıklar oluyor ise birlikte daha iyi başarılabilecekse bu durumlarda yerel yönetim birliği kurulabilir. Kuruluyor da zaten eskiden beri kuruluyor. Buna mevzuat zaten izin veriyor bu şekilde kuruluşa. Mahalli idare birliğinin eskiden bir kanunu yoktu arkadaşlar. Eskiden derken 2005 yılından önce bir kanunu yoktu. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu bir tip tüzük var idi. Bu tüzüğe göre mahalli idare birimleri birlik kurmak istiyorlarsa kurabiliyorlardı tabii ki. Şimdi kurmaları için birden fazla mahalli idarenin kendilerine verilmiş görevlerle ilgili olmak üzere yani yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzeği kişisi olarak tanımlanır birlikler. Sonuç olarak birliklerin kamu tüzeği kişisi olduğunu biliyoruz. Kamu tüzel kişiliği. Halbuki şirketlerde kamu tüzel kişiliği yok, özel hukuk tüzel kişiliği var diye söylemiştik hatırlarsanız. İl özel idareleri, belediyeler ve köyler, bunlar mahalli idare birimleri, kendilerine verilmiş görevlerden birini, birkaçını yürütmek üzere kendi aralarında örneğin sadece köylerden oluşabilir. Bütün köyler bir araya gelerek bir birlik kurabilirler veya sadece belediyeler bir araya gelerek kurabilirler veya il özel idareleri bir araya gelerek bir birlik kurabilirler böylece. Veya diğer mahalli idarelerle birlikte karışık kurabilirler. Örneğin belediyelerle köyler birlik kurabilirler. Belediyelerle il özel idareleri veya köylerle il özel idaresi veya belediye, köy, il özel idaresi üçü birlikte birlik kurabilirler. Buradaki amaç kendilerine verilmiş görev olacak. Bu bir yerel yönetim görevi olacak. Mahalli idarelere tanınan görevler. Onlardan bir veya birkaçını yani en fazla bazılarını görmek üzere böyle bir birlik kurulacak. Kural şudur. Genel amaçlı birlik kurulamaz. Genel amaçlı birlik kurulamaz. Birazdan neden genel amaçlı birlik kurulamaz diye size soracağım ben. Ya da amacı açıkça belirlenmemiş bir birlik kurulamaz. Buna önem veriyor kanun demek ki.
mahal liderlerinin bütün görevlerini kapsayacak şekilde, yani genel amaçlı bir birlik kurulamaz ya da amacı açıkça belirlenmemiş birlik kurulamaz. Bu bir kural. Mahalli idare birlikleri, işte bahsettiğimiz tüzükte orada her şeyi belli edilir. Birlik tüzüğünde merkezi neresidir, organları nelerdir, kaç üyeyle temsil edilecektir, ne kadar personel alınacaktır, üyeler ne kadar sermaye katkısı, personel katkısında bulunacaklardır vesaire. Bunların hepsi hak ve yetkiler, görevler bu birlik tüzüğünde yazar arkadaşlar. Birlik kurabilmek için de tıpkı şirketlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanı'ndan izin almak gerekmektedir. Evvelden Bakanlar Kurulu'nun izniyle oluyor idi. Yani İçişleri Bakanı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu'nun izniyle kamu tüzel kişiliği kazanıyordu birlikler. Şimdi ise hatırlayın anayasa maddemizi, kamu tüzel kişiliği ancak kanunla veya Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kurulabilir dendiğini bilin. Birliklerde kamu tüzel kişiliği olduğuna göre Cumhurbaşkanlığı izni yani vesayet denetimi üzerine kamu tüzel kişiliği kazanmış oluyor. Demek ki birliği kurabilmek için kurmak isteyen üyeler yani belediye, il, özel, ders, köy hangisi kuruyorsa, hangileri kuruyorsa kendi meclislerinde karar almaları lazım. Biz böyle bu şartlarda şu amaçla bir birlik kurmak istiyoruz diye bunu İçişleri Bakanlığı onun üzerine o kendi görüşünü de hazırlayarak Cumhurbaşkanlığına sunuyor. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle izin veriliyorsa resmi gazetede yayınlandığında o zaman birliğin tüzüğü kesinleşmiş hale geliyor ve bunun üzerine de kamu tüzel kişiliği kazanılmış oluyor. Birlik tüzüğü arkadaşlar mahall liderlerin meclislerinde üye tam sayısının 3/2 çoğunluğuyla kabul edilir. Yani 3/2 çoğunlukla kabul edilir. Bunun üzerine kabul edildikten sonra mülki amire yani valiye gönderilir. Valinin eğer ki birden fazla ildeki mahalli liderlerin katılımıyla kuruluyor ise, örneğin Kırşehir, Ankara, Kırıkkale üçü birlikte bir buradaki mahalli idare birimleri birlikte bir birlik kuruyorlarsa, birden fazla ili ilgilendirdiği için artık valinin değil de İçişleri Bakanı'nın onayıyla oluyor birlik tüzüğünün kesinleşmesi. Tüzükte nasıl değişiklik yapılacağı zaten tüzükte yazması lazım. O şekilde de değişikliği oluyor. Neler yazar bu tüzükte arkadaşlar? Birliğin adı, amacı, birliğin hangi üyeleri olduğu, onların adları, birliğin merkezi neresidir, birliğin görev süresi ve sona ermesi nasıl olacaktır, tasfiyesi nasıl yapılacaktır, bunlar öngörülür, yazılır. Bazen süresiz kurulabilir birlikler veya belli bir amaç için kurulduysa, o amaç gerçekleştirildiyse, amaca ulaşıldıysa tasfiyesi zaten kendiliğinden olur. Hangi hizmetler birliğe devredilecek? Bu birlik düzeyinde yazılır. Birlik meclisinin ve birlik encümeninin toplantı dönemleri ne zaman olacak? Bu da tüzükte yazması lazım. Birlik üyesi mahall liderlerin her birinin birlik meclisinde kaç üyeyle temsil edileceği ve bu seçilen üyelerin görev süresi ve birlik encümeninin üye sayısı gibi hususları kendileri belirleyecekler ve bunların hepsi tüzükte yazmak zorunda. Ve üye mahalli idare birimlerinin birliğin kuruluş faaliyetlerine hangi düzeyde katılacakları, katılma payları para olarak ve bu payların tespit yöntemi nasıl olacaktır? Bunlar tüzükte yazar.
Birliğin gelirleri, giderleri, bütçesi ve çalışma programına ilişkin hususlar bu tüzükte yazar. Birlik üyesi mahal liderlerinin hizmet alanında yaşayanların birlik hizmetlerinden nasıl yararlanacağı usulleri de burada yazmak zorundadır. Şeklinde birlik tüzüğü vardır ve buna uygun faaliyet gösterir. Görüldüğü gibi arkadaşlar saydığımız şeylerden anlamamız lazım. Birliği kurmak, üye olmak, üyelikten çıkmak bu birlik tüzüğünde yazar kural olarak serbesttir. Ancak bazen kanun veya cumhurbaşkanı kararnamesi zorlayabilir. Şu da üye olacak veya başkanı şu olacak gibi istisna birlikler için bunu yapmaktadır. Birazdan onları sayacağız zaten. Kural olarak arkadaşlar birliğe giriş çıkış serbesttir. Hiç kimse sen de üye ol veya seni almıyoruz demezler. Kurulduktan sonra bir kere kurulduktan sonra yeni üye alımı için Cumhurbaşkanlığından izin alınmasına gerek yok. Alınabilir üyeler rahatça. Yeter ki birlik meclisi alıyoruz diye karar versin. Ayrılmada da aynı şekilde ben artık birlikten üye olmaktan çekiliyorum, ayrılıyorum diyebilirsiniz serbestçe. Bu ayrılmayla ilgili o mahalli idarenin kendi meclis kararı yeterlidir. Ancak su, içme suyu, atık su, katı atık ve benzeri altyapı hizmetleriyle çevre ve ekolojik dengenin korunmasına ilişkin bazı projelerin zorunlu kılması durumunda arkadaşlar bazı mahalli idare birimlerinin de bu kurulan birliklere üye olmalarını eskiden Bakanlar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı kararıyla zorunlu hale getirilebilir. Ben sıkıldım ayrılmak istiyorum denebilir belki. Bu birliklerde yani altyapı birliklerinde ekolojik dengeyle ilgili birliklerde ayrılmak da işte eskiden Bakanlar Kurulu'nun izniyle şimdi Cumhurbaşkanı kararına bağlıdır. Bu tür projeler üzerine kurulu birliklerde arkadaşlar. Şimdi ne kadar birlik var Türkiye'de? Toplam olarak söyleyelim. 2006 yılında 956 tane birliğimiz varmış. ...2010 yılında 1143 tane birliğimiz varmış. Günümüzde ise 700 civarında birliğimiz var. 707 idi. Şimdi de biraz daha azalmış olabilir. 705 gibi. Ama yuvarladığımızda 700 civarında birliğimiz var. Bunlardan en çok olanı köylere hizmet götürme birliğidir. Şu anda 451 tane köylere hizmet götürme birliği var. Gerisi arkadaşlar örneğin içme suyu birliği 75 tane böyle birlik var Türkiye'de. Belediye hizmet birlikleri çeşitli alanlarda 39 tane. Turizm altyapı hizmetleri 42 tane. Çevre altyapı hizmetleri 74 tane. Özel çevre belediye hizmet birlikleri yani özel idare ile belediyenin ortak kurdukları hizmet birlikleri var. 10 tane gözüküyor. Ülke düzeyinde kurulan birliklere baktığımızda 2 tane şu anda. Hangileridir bunlar? Vilayet Hizmet Birliği yani İl Özel İdare'nin birlikte kurduğu 51 tane İl Özel İdaresi'nin üye olduğu birliktir bu. Ve Türkiye Belediyeler Birliği var. Burada da Türkiye'deki bütün belediyeler yani 1389 tane belediye bu birliğin, Türkiye Belediyeler Birliği'nin doğal üyesi kabul edilmektedir. İstisnai birliktir bunlar. Kalkınma birlikleri var. Eskiden sulama birlikleri vardı arkadaşlar, mali idare birlikleri. Sayıları da yaklaşık 400 civarındaydı. Bunlar mahalli idare birliği olmaktan çıkarılmıştır kanuna.
Bunlar çiftçi birlikleri haline getirilmiştir. Mahalli idare birliği değildir artık. Tarımla ilişkili olmuştur. Sayının düşmesi de biraz onunla ilgili. Evvelden toplamda 1143 tane birliğimiz varken günümüzde 700 civarında birliğimiz olduğunu söylemiştik. Evet, dolayısıyla bu tür birliklerin kurulduğunu görüyoruz tabii ki. Birliklerin organları arkadaşlar tıpkı bir belediyenin organları gibidir. Yani belediyenin organları nelerdir? Belediye başkanı var, belediye meclisi var, belediye encümeni var. Birliklerde de böyledir. Birlik başkanı, birlik meclisi, birlik encümeni şeklinde. İşlevleri de aynıdır zaten. Birlik başkanının kim olacağına birlik meclisince karar verilir. Hatta kurulmadan önce tüzüğe de yazılabilir. Birlik başkanı şu mahalli idareler biriminin başkanıdır denebilir veya dışarıdan şu olacak denebilir. Nasıl tespit etmişlerse o şekilde olabilir. Birlik meclisi genel karar organıdır tıpkı belediye meclisi gibi. Onun ne zamanlar toplanacağı filan tüzükte yazılı hale getirilir. Encümen de aynı, belediye encümeni gibidir. Kimlerin encümende görev alacağı ise yine tüzükte yazılabilir. Bunlar niye esnek cümleler arkadaşlar? Çünkü örneğin iki tane belediye ile 22 tane köy bir birlik kurabilirler. Köylerin kapasiteleri daha az olduğu için örneğin birlik meclisine ben üye göndermeyim diyebilirler. Siz yönetin anlamına gelir bu. Veya ben encümende çalışayım, birlik meclisinde hiç olmayayım denebilir gibi. Dolayısıyla bunların hepsine birlik kamu tüzel kişiliği kazanmadan önce birlik tüzüğüne yazılır. Her bir mahalli idare de kendi meclisine bunları kabul eder. Evet, birlikler kamu tüzel kişisidir arkadaşlar. Bu çok önemli. Kamu tüzel kişisidir birlikler. Böylece kamu tüzel kişisi olduğu için bütçe tutmak zorundalar. Tıpkı köyde tutuyor, il özel idaresinde tutuyor, belediyede tutuyor. Birlikler de bütçe tutmak zorundadır. Birlikler kamu tüzel kişisi olduğu için kamulaştırma yetkileri vardır. Birlikler kamu tüzel kişisi olduğu için arkadaşlar davaları idari yargıda görülür. Birlikler kamu tüzel kişisi olduğu için burada kullanılan para kamu parasıdır. Dolayısıyla kamu parası olunca da genel muhasebe usulüne uygun da harcaması lazım. Parayı Sayıştay denetimi gerekecektir. Genel yetki çünkü. Üzerlerinde idari vesayet denetimi vardır. Dolayısıyla arkadaşlar birlikler tıpkı bir belediye gibi örgütlenmiştir. Tıpkı bir belediye gibi de muamele görür vesayet denetimi dahil buna. Niçin genel amaçlı birlik kurulamaz? Hadi bakalım size söyleyelim az sonra soracağım dedim ya. Genel amaçlı birlik neden kurmayı kanun yasaklamış? Amacı açıkça belli olmayan birlik de kurulamaz demiş. Amaç çok açık olacak. Genel amaçlı da birlik kurulmayacak. Ve birlik kurulurken de kendisini kuran mahalli idare birimlerinin görev sahası içinde kurulacak. Yani örneğin sulama bir yerel yönetim faaliyeti değil. O yüzden sulama birliği kuramazsınız derdi. İçme suyu, evet, bir yerel yönetim faaliyeti belediyenin en temel hizmetlerinden bir tanesi. Dolayısıyla içme suyu temini birliği kurulabilir çok rahat. Böyle. Niçin genel amaçlı veya açıkça belirtilmeyen amaçla birlik kurulamaz? Neden? Genel amaçlı kurulsaydı ne olurdu? Hepinize sordum. Cevap yoksa ben cevaplıyorum. Evet, ben cevaplıyorum.
Evet. Cevap geldi Bahadır. Belediyeler devlet olurdu. Evet. Ne demek bu? Güzel bir ifade ama biraz açıklarsa iyi olur. Genel amaçlı birlik kurulamaz. Kurulursa ne olurdu? Çünkü diyelim biz, o zaman belediyenin yerine geçmiş olurdu. Mükerrer hizmet olurdu. Kendisini kim kurduysa, örneğin 3 tane belediye, 2 il özel idaresi, atıyorum 48 tane de köy birlikte bir turizm birliği kurdular diyelim. Evet, kurabilirler. Adına turizm birliği dediğim için sınırladım, değil mi? Artık turizmle ilgilenecek bu. Kendisini kuran bu birimlerin turizm faaliyetlerini yürütecek. Şundan dolayı kurulamaz, açıkça amacı belirtilmediyse veya genel amaçlı. Çünkü birliği kim kurduysa arkadaşlar, üyeleri kim? Belediye, il üzeri dersi köy. Üyeleri o birliğin amaçladığı işleri birliğe devrederler. Örneğin içme suyu temini ile ilgili bir birlik kurduysa belediyeler ve il üzeri derleri diyelim. O zaman içme suyu temini ile ilgili faaliyetlerini bu birliğe devrederler kuran kişiler. Bununla ilgili varsa personeli oraya tahsis ederler. Bununla ilgili öngördüğü bütçesi, parası buraya devredilir. Dolayısıyla hangi amaçla kurduysanız o amacınızı da oraya devredersiniz. Dolayısıyla bu bir yeni kamu tüzel kişiliğidir. Bu hizmetleri artık bundan sonra o yürütecek anlamına gelir. Dolayısıyla genel amaçlı kurulmuş olsaydı belediyelerin yerine geçmiş olurdu. O yüzden bir veya birkaç tanesini görmek üzere kurulan örgütlerdir bu birlikler arkadaşlar. Öyle bilmemiz lazım. Evet. Birliğin başkanı tıpkı belediyede olduğu gibi birlik meclisinin de başkanıdır. Encümene de başkanlık yapar tıpkı belediyede olduğu gibi. Bazen vali ve belediye başkanı arkadaşlar birliklerde üye durumunda olduklarında kendi birimleri kendileri gitmek yerine toplantıya kendi yerlerine bir vekil tayin edebilmektedirler tabii ki. Birlik encümeni de tıpkı belediyede olduğu gibi bir organdır arkadaşlar. Burada da birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Ama bu encümen üyelerinin ayrı ayrı mahalli idare birimlerinden seçilmesi zorunludur. Kendisini kimler kurduysa mümkün olduğunca her birinden birer tane encümen oluşturmaya çalışılır. Evet, kanun birliklerin kurulmasının serbest olduğunu, her bir yerel yönetim biriminin kendi meclisinde birlik kurmak istediğini, niyetinin bu olduğunu, şunlarla bunlarla kuracağını, şu amaçla kuracağını karar alır kurulmadan önce. Ve bu şekilde her bir yerel yönetim birimi birlik kurmak istediğini belirten kararlar alırlar. Bu kararları da valiye gönderirler. İçişleri Bakanlığı marifetiyle birlik bakanlar kurulu kararnamesiyle kamu tüzel kişiliği kazanıyor biliyorsunuz. Evet. Gördüğünüz gibi tıpkı bir belediyede belediye başkanı hem belediyeyi temsil eder, hem meclisin başkanıdır, hem encümenin başkanıdır. Tıpkı bunun gibi bu birliklerde de birlik başkanı hem meclisin, birlik meclisinin hem de birlik encümenin başkanıdır.
şeklinde bilmemiz lazım. Birliklerin kanunu arkadaşlar 2005 yılında çıkan 5355 sayılı kanundur. Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'dur adı da. Burada bu kanun serbestlik ilkesini anlatmış tabii ki. Birlik kurmak serbesttir anlamında prosedüre uyarak. Hemen ardından da istisnai birlikleri saymıştır. 3 tane. Bunlar köylere hizmet götürme birliği, ülke çapında kurulan birlikler ve turizm altyapı birlikleridir. Bunların biraz şekli farklıdır. Köylere hizmet götürme birlikleri gönüllülük esasına göre değil, zorunluluk şeklinde kurulur. Çünkü kaymakam başkanlığında kurulan bir birliktir bu. Başkanı kaymakamdır. Ve gönüllülük esası yoktur. O ilçedeki bütün köyler doğal üyesi kabul edilir. Kaymakamlar bu birliğin başkanıdırlar. Normalde birlik başkanının kim olacağını birliği kuran üye birimler belli eder. Ama burada köylere hizmet götürme birliğinde kaymakam, o ilçenin kaymakamı birlik başkanıdır. Ülke düzeyinde kurulan birlikler de istisnai birliklerdendir arkadaşlar. Çünkü gönüllülük esasına dayalı olarak bir birlik kurulmamıştır. Tam tersine birlik kurulur. O ülkedeki bütün o türden birimler birliğin doğal üyesi kabul edilir. Türkiye Belediyeler Birliği böyledir. Vilayet Hizmetler Birliği bu şekildedir arkadaşlar. Turizm altyapı hizmetlerinde de burada yine gönüllülük esası var. Ancak kanun burada da zorluyor. Diyor ki turizm bölgesi birliği bu. Dolayısıyla bu beldede turizmle alakalı özel sektör temsilcisinin de bulunması lazım birlik meclisinde şeklinde söylenmiş. Dolayısıyla bu sebeple de üçü istisnai birlik olarak kabul edilir arkadaşlar. Şimdi birliklerle şirketleri hemen bir kıyaslayalım. Daha rahat anlayabiliriz böylece. Şirketlerin tüzel kişiliği vardır. Birliklerin de tüzel kişiliği vardır ama birlikler kamu tüzel kişisidir. Şirketler ise özel hukuk tüzel kişisidir. Kamu tüzel kişiliğin verdiği avantajları yaşar birlikler. Örneğin davaları idari yargıda görülür. Şirketlerinki adli yargıda görülür şeklinde söyleyebiliriz. Uyuttum mu sizleri yoksa arkadaşlar? Tek düze gitti biraz. Evet. Şirketler bünyesinde kullanılan paranın harcanması kolaydır. Çünkü neden? Özel bütçedir. Oysa mahalli idare birliklerindeki bütçe kamu bütçesidir. Dolayısıyla kamu bütçesinin harcanma şekli zaten bellidir. Prosedürlere bağlıdır. Yani defter tutulması gerekir. Genel muhasebe usulü hakkında kanuna göre defter tutulur. Ödenek aktarmak vesaire zordur bu işlerde. Sayıştay'ın denetleyeceği bilinir, ona göre harcanır vesaire. Oysa şirketlerin bütçesi cebinizdeki para gibidir, özel bütçedir. Kendiniz istediğiniz yere, istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde harcayabilirsiniz orada. Her ikisi de Bakanlar Kurulu'nun eskiden iznine tabiydi. Şimdi her ikisi de Cumhurbaşkanlığı'nın iznine tabiler.
yerel yönetim birliklerini sadece ve sadece mahalli idare birimleri üye olabilir. Demek ki mahalli idare birliklerine sadece il özel idaresi, belediye ve köy üye olabilir. Oysa yerel yönetim şirketlerine herkes üye olabilir. Gerçek kişiler, tüzel kişiler, kamu tüzel kişileri, yerli ve yabancı herkes üye olabilir. Geçen hafta bahsettik ona. Ama birliklerin üyesi sadece ne olurmuş? Yerel yönetim birimleri olurmuş. Demek ki yerel yönetim birliği tıpkı bir yerel yönetimmiş gibi muamele görür. Ama bir yerel yönetim birimi değildir. Tabii ki bünyesinde birkaç tane yerel yönetim birimini barındırır. Örneğin Kapadokya bölgesinde siz Ürgüp olarak veya Göreme olarak turizm tanıtım faaliyetleri yapıyorsunuz, bütçe harcıyorsunuz ama oraya gelen turist gelmişken Ürgüp'ü de görelim, Göreme'yi de görelim, ne bileyim şurayı da görelim, burayı da görelim diyorlar. Dışsallıklar olabiliyor. Dolayısıyla hepimiz birlikte davranalım, birlikte bir turizm birliği kuralım, bu görevlerimizi o birliğe devredelim, bununla ilgili harcayacağımız parayı orada birleştirelim ve birlik bizim adımıza yapsın ve biz karışmayalım artık. Birliğe o hizmetle ilgili görevlerinizi, yetkilerinizi, sorumluluğunuzu devretmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla genel amaçlı kurulamaz derken belediyenin tamamının yerine geçmiş olur o zaman. Hepsini devretmek zorunda kalır anlamında kuraldı o. Evet, kıyaslama da bu şekilde denebilir arkadaşlar. Var mı sorunuz? Yoksa işbirliğinden bahsedeceğim birazdan. Bu anlattığım 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun getirmiş olduğu hüküm birlikler hakkında. Birlikleri düzenleyen bir kanun. Bu kanun sayesinde birlikler kuruluyor ve işliyor. Ama bunun haricinde işbirliği diyeceğimiz birlikler var. Onları biz bu kanuna tabi görmüyoruz. Bunlar çünkü kamu tüzel kişiliği almış ve iç hukukta birer varlık olarak hareket ediyor. Oysa örneğin Karadeniz'e komşu belediyeler birliği dendiği zaman bu birlik bizim bildiğimiz birliklerden değil, uluslararası düzeyli bir birlik bu. Karadeniz'e komşu belediyeler birliği. Ukrayna'nın da, Rusya'nın da, Romanya'nın da Karadeniz'e komşuluğu var biliyorsunuz. Dolayısıyla uluslararası düzeyde bir belediyeler birliği şekline dönüşüyor. Bu aslında işbirliğidir. Bizim örneğin Kapadokya Kalkınma Birliği gibi değildir. Dünya Kentler Birliği gibi birlikler var. İşte Akdeniz Havzası Belediyeler Birliği ya da Yerel ve Bölgesel Yönetimler Birliği şeklinde söylenebilir bunlar. Bunlar işbirlikleridir. Mevzuat buna izin vermektedir. Kardeş şehir ilan etmek. Bakıyorsunuz belediyelerin kardeş şehirleri nelerdir diye. Hemen hepsinin Filistin'de bir şehri, Gazze'yi örneğin kendisine kardeş şehir yaptığını görüyoruz. Ukrayna'dan birkaç şehrin birçok belediyede kardeş şehir olduğunu görüyoruz. Bosna'dan Mekke veya Medine olarak Suudi Arabistan'dan kardeş şehirler ilan ediliyor. Neye yarar kardeş şehri ilan etmek? Birlikte yazışıyorlar, birbirlerini tanıtıyorlar, birbirlerini vesaire. Karşılıklı ziyaretler oluyor. Dolayısıyla kardeş şehir örnek yerel yönetim birimleri yaratabilmektedir. Yine Cittaslow. Duyduk mu arkadaşlar? Cittaslow ne demek? Citta kısmı İtalyanca, slow kısmı İngilizce. Ne demek slow? Yavaş demek değil mi? Yavaş. Citta da İtalyanca'da şehir anlamına geliyor. Citta slow ne demek? Sakin şehir anlamında. Amaç burada nedir? Citta slow'daki
Fazla büyümeyin, metropol haline gelmeyin, yoksa karmaşa doğuyor, yaşanmaz hale geliyor. Ama küçülmeyin de, tanıtım yapalım ama çok fazla yapmayalım, yabancıyı buraya çekmeyelim. Tamam, fabrika vesaire olsun ama bizi sanayinin altında dumanda ezmeyin. Mevcut üretim ilişkilerini, çiftçiyi, esnafı koruyacak düzeyde, kendi üretimini yapıp kendi de tüketebilecek düzeyde bir ilişki. Bu sebeple de nüfus sınırı getirilmiş. 500 bin nüfusu geçmez ciddiyetle ilan edilen kentler denmiştir. Dolayısıyla Türkiye'de ilk olarak Seferihisar Belediyesi ciddiyetle üyesi olmuş idi. Tabii ki üye olmak uluslararası bir birlik bu. İşbirliği daha doğrusu. Geliyorlar, bakıyorlar eksper gibi. Evet, sen Cittasilov şartlarını taşıyorsun, seni üye yapıyoruz diyorlar. Türkiye'den yaklaşık 20 civarında Cittasilov üyesi olan belediyemiz var. Avrupa'da yaygın bu. Ne demek? Böyle Cittasilov bayrağını görünce insanlar ne düşünüyor da? Bayrak ne demek? Turunçlu renkli bir salyangoz simyesi var bayrağın üstesinde. Bu sakin kenttir anlamına geliyor. Burası bir kenttir ama çok hareketli değil. Burası yavaş ilerleyen, fazla büyütmemeye çalıştığımız, gürültüsü az olan, herkesin iyi kötü birbirini tanımaya çalıştığı bir yerleşim yeridir imajı vermektedir. Dolayısıyla Türkiye'de de 20 civarında mahalli idarenin Cittasilov üyesi olduğunu görüyoruz. Yine uluslararası düzeyde Dünya Kentler Birliği de aynı şeyi yapıyor ama denize kıyısı olan belediyelerin mavi bayrak çekmeleri gibi temiziz anlamına geliyor. Bu tür işbirlikleri var. Bunlar da yerel yönetimlerin dışarıya bir başka türlü açılabilme yollarından birisidir diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet, yine bitirdim. Var mı soru diye soracağız o zaman.